Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel ve çok kolay bir çantanın yapımını anlatacağım. Hanımlar, ip olarak makrome ip kullanıyorum. Bu şekilde. Tığ olarak 2 numara 2 milim tığ kullanıyorum. Pardon, 200 milim tığ kullanıyorum. Bu şekilde etiketi var ve mıknatıslı aparatım var. Bakın bu şekilde. Mıknatıslı ve hemen yapımına geçiyorum. Hanımlar, başlangıçta bakın bu şekilde ipimi doladım, parmağımı tığımı içinden geçirerek zincirlerimi yapıyorum. Bir zincir, 2 3 4 Bu şekilde 26 tane zincirimizi yapalım. Hanımlar, aslında sayı olarak istediğiniz boyuta yapabilirsiniz. Ben telefonum sığacak şekilde yapıyorum. Daha büyük istiyorsanız sayıyı daha büyütebilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz zincir sayısını. Hanımlar, toplamda 26 tane zincirimi yapmış oldum. Şimdi bakın, hemen bir ilerisine batıyorum. Şöyle sık iğne. Biraz ipimiz kalın olduğu için zorlanıyoruz yapmakta. Başına doladım. Hemen bir ileri zincirime yarım trabzan. Bakın. Bir ileriye batıyorum. Bir tane sık iğne. Başına doladım. Bir tane yarım trabzan. Başına dolamıyorum. Sık iğne. Yani burada bir sık iğne, bir yarım trabzan yaparak devam ediyoruz. Şöyle sıramızın sonuna kadar aynı mantıkla ilerleyelim. Bir yarım trabzan ve bir sık iğne. Bir yarım trabzan. Bir sık iğne. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar yapalım. Hanımlar, sıramın sonuna yaklaştım. Bakın. Tekrar bir yarım trabzan, şuraya batıyorum ve bir sık iğne. Bakın, sıranın sonunda bir tane zincir yapıyorum ve hemen örgümü bu şekilde çeviriyorum. Çevirdikten sonra aynı mantıkla devam ediyorum. Bir sık iğne, başına doluyorum. Bakın, zincirimizin hemen şöyle göstereyim. Bakın, burası değil. Hemen şuradan batıyoruz. Arka tarafından batarak bir tane yarım trabzan. Önden hiç batmıyoruz. Örgümüz bitene kadar arkadan batarak devam ediyoruz. Bir sık, bir yarım trabzan, bir sık, bir yarım trabzan. Dediğim gibi ip biraz sert, biraz yorucu geçiyor ama model olarak hem çok kolay hem de gayet güzel bir model.
Hanımlar, ben çanta yapacağım için sert ip kullandım. Çantalarda sert ip daha güzel oluyor ama yumuşak da kullanabilirsiniz. Benim size tavsiyem, dediğim gibi, makrome veya kağıt ipler çanta için daha kullanışlı oluyor. Bakın şurası sıranın sonu. Burayı da hemen sık iğne yaparak sıramı bitirdim. Tekrar bir zincir. Ve bakın iki sıra yapmış oldum. Hemen çevirerek üçüncü sıramızı da yapalım. Yine bakın içeriden alarak sık iğne. Bir yarım trabzan. Bir sık iğne. Yarım trabzan. Sık iğne. Hanımlar, bu sırayı da bu şekilde bitirelim. Hanımlar, bir sık, bir yarım trabzan yaparak yine sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi sıranın sonunda tekrar sık iğne yaparak kapatıyorum. Buraya bir zincir ve örgümü çevirdim. Bakın model yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tekrar sıranın başında sık iğne, yarım trabzan, tekrar sık iğne, yarım trabzan ve sık iğne. Model değişmiyor. Bu şekilde hanımlar biraz yapalım. Bayağı uzun olması lazım çünkü çanta yapıyoruz. Bunu örgü modeli de yapabilirsiniz. Ama çantada daha güzel durduğunu düşünüyorum. Hanımlar, bu sıramızı da bitirip gelelim. Hanımlar, bu şekilde sıramın sonuna geldim. Mantık aynı olduğu için bu şekilde devam edip uzatacağım sadece. Devam edip gelelim hanımlar. Hanımlar, bu şekilde bakın bayağı yaptım. Ben dediğim gibi telefon sığacak şekilde yapıyorum. Şöyle bu şekilde bakın katladım. Şöyle kapak olacak şekilde yapacağım. Şurası da kapak olacak. Bu şekilde. Şimdi yanlarını dikelim beraber. Hanımlar, iğneniz varsa bir iğne yardımıyla bu şekilde bakın hepsini eşit tutarak dikebilirsiniz. Ben şu anda kalın bir iğnem olmadığı için tığ yardımıyla dikmeye çalışacağım. Şöyle bakın şurasından hemen ipimi alıyorum. Şöyle ipimi aldım. Bakın çapraz şeklinde dikeceğim ben. Bir buradan alıyorum. Bakın bir de şöyle buradan. Dediğim gibi çapraz şeklinde dikeceğim. Bir buradan. Bir buradan. Şöyle bir buradan. İğne ile dikerseniz daha kolay olur. Dediğim gibi ben de iğne olmadığı için bu şekilde bir yöntem buldum. Bu şekilde çapraz şeklinde şuraya kadar
dikip gelelim. Hanımlar bu şekilde çapraz yaparak bu tarafı dikmiş oldum. Bakın ipimi hiç koparmadan şuraya güzel bir şekilde düğüm atıyorum. Sıkı düğümler atalım. Açılma olmasın. İpimi tığ yardımı ile bakın şuradan çıkartıyorum ikisini de. İç taraftan da düğüm atıyorum sağlamlaştırmak için. Ve hanımlar biraz uzun keserek içeride ipimizi kaybedelim. Hanımlar bu tarafımız tamamen bitti. İpimi de içeride bu şekilde kaybettim. Şimdi bakın bu tarafı aynı şekilde şuradan ipimizi alarak yukarıya doğru dikip gelelim. Burayı yaptığımız gibi. Hanımlar bu şekilde iki tarafı da diktim ve gayet güzel oldu. Şimdi mıknatıslı aparatımı alarak bakın şöyle şurasını dikiyorum. Aynı renkte ip takıp şöyle dikelim hanımlar. Hanımlar dört yanını da dikip gelelim. Hanımlar bunu buraya diktim. Bakın hemen bunu da bu şekilde tam hizasında dikip gelelim. Şu üst kapağı bunun hizasında dikip gelelim. Hanımlar bunu da buraya bu şekilde dikmiş oldum. Bakın şöyle kapattım. Şuraya da etiketini bakın tam kapak kısmına ya da yan tarafa bu şekilde etiketini de dikip gelelim. İstediğiniz yere dikebilirsiniz. Hanımlar bu şekilde etiketimi de dikmiş oldum. Bakın gayet çantamız güzel oldu. Tek eksiğimiz hanımlar kulpu. Şimdi buradan İpimizi sabitleyerek kulpunu yapacağız. Şöyle bakın hemen şuradan hanımlar biraz kulpta zorlanabiliriz ilk başta ama kolay olarak geçecek. Bakın şurayı tığımın üzerine alıyorum ipimi. İkisini bir çıkardım. Tığımı doluyorum ipimi. Bu şekilde çıkardım. Kulp olarak çantamızın ipini bu şekilde veya farklı şekillerde yapabiliriz. Ben bu modeli kolay görüyorum. O yüzden model olarak direkt bunu yapıyorum zorlanmadan. Dilerseniz ince severseniz sadece zincirde yapabilirsiniz. Hanımlar kulpumuzu da bu şekilde yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde bakın yaptım gayet güzel oldu. Şöyle ipimiz çok kolay yapılıyor. Bakın şöyle
Şimdi buradan hemen yan taraftan şuraya ipimi sabitliyorum. Hanımlar, burada ipimi kesiyorum. Bakın, şurayı güzel bir şekilde düğümlüyorum. Ve düğümü içeride kaybedip gelelim. Hanımlar, inanın ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir çanta oldu. Dilerim siz de beğendiniz. Bakın. Şöyle telefonumuzu koyabiliriz. İçine cüzdan da küçük cüzdan da sığar veya küçük pratik eşyalarımızı şöyle koyabiliriz. Kapağını da kapattım. Hem çok kolay hem de çok şık bir çanta. Fiyat olarak da yapıp 200 liradan 250'den satabilirsiniz. Çünkü malzeme isteyen bir model. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.